Merhaba değerli dinleyenler. Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Hadi gelin sözü daha fazla uzatmadan bugünkü hikayemize geçelim. Merhaba Hakan Bey. Size yaşadığım bir anımı anlatmak istiyorum. Yaşadığım derken aslında hala yaşıyorum. Komşum Hanife Hanım tarafından taciz altındayım. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Bazı şeyler aklımda tam oturmuyor. Bu yüzden yanlış bir şey yapıp ailemin huzurunu bozmak istemiyorum. Fakat komşum karşısında sabredebilmek büyük cesaret ister. Kadınlar konusunda çok tecrübeli sayılmam. Hatta eşim ilk beraber olduğum kadın desem yalan olmaz. Hikayemi dinleyip bana bir akıl verirseniz çok sevinirim. Önce size kendimden bahsedeyim. Benim adım Fikret. 29 yaşında bir bilgisayar mühendisiyim. 3 yıldır evden home office tarzında çalışıyorum. Eşim Ayşe ile 4 yıl önce evlendik. Eşim Ayşe de muhasebeci olarak bir firmada çalışıyor. Ben yapı olarak sakin bir insanım. Hatta asosyal bile diyebilirsiniz. Genelde evden çalıştığım için pek insanlara sosyalleşme imkanım yok. Zaten yapı olarak da çok vıcık vıcık ilişkilerden hoşlanmıyorum. 4 yıllık evli olmamıza rağmen hala çocuğumuz yok. Aslında bu biraz da bizim tercihimiz. Benim farklı kariyer planlarım var. Oturduğumuz apartman 12 katlı, her katta 4 daire olan bir apartman. Yani bizim apartman küçük bir köy gibi. Bundan 3 ay önce karşı dairemize bir çift taşındı. Kapıdan hayırlı olsun dedik ama bu kadar. Sonra sık sık asansörde karşılaşmaya başladım. Adam da kadın da ikisi de pazarlamacı olduğunu söylediler. Fakat kılık kıyafetlerine bakılırsa çok iyi kazandıkları kesin. Kadın da adam da aşırı konuşkan ve girişken insanlar. Bir akşam kapımız çalındı. Kapıyı açtığımda yeni taşınan komşumuz İpek Hanım kapıdaydı. Kapıyı açarken daha müthiş bir parfüm kokusu hücum etti. Üzerinde deri siyah bir pantolon, onun üzerinde de kırmızı çok şık bir kazak vardı. İpek Hanım 28 yaşlarında, 1.77 boyunda, müthiş fiziği olan esmer bir kadındır. Gerçekten çok güzel bir kadın. Konuşurken ses tonu öyle bir ayarlıyor ki dinlerken mest olursunuz. "Buyurun İpek Hanım," dedim. O da "Merhaba Fikret Bey," dedi. "Biliyorsunuz yeni taşındık. Komşularımızla tanışmak istiyoruz. Eğer müsaitseniz buyurun, yarın akşam sizi yemeğe bekliyoruz," dedi. O arada eşim geldi. "Kim gelmiş hayatım?" dedi İpek Hanım'ı görünce. "Hoş geldiniz," dedi. Durumu anlatınca "tabii memnuniyetle geliriz," dedi. Akşam olunca evlerine gittik. Fakat kapıyı açınca gözlerime inanamadım. İpek Hanım boydan bir elbise giymiş, derin bir yırtmacı olan siyah bir elbise. Hafif bir makyaj yapmış. Fakat dudaklarını vurgulamak istercesine kırmızı bir ruj sürmüştü. Ojeleri, küçük detaylı takıları ile mükemmel bir kombinasyon içindeydi. Bizi çok sıcakkanlı karşıladılar. Eşi de çok zevkli bir adam. Anlattıklarına bakılırsa oldukça da kültürlü. "Yemeği yedikten sonra viski içer miyiz?" diye sordu İpek Hanım. Ben de eşim de "biz çok alışkın değiliz," dedik. Sonra nereden aldığını, nasıl yapıldığını, kalitesini anlatmaya başlayınca "tamam, size eşlik edelim," dedik. Sonra konu borsaya geldi. Borsadan anladığını, çok güzel paralar kazandığından falan bahsetti. Bana da birkaç hissesini de önerdi. Viski gerçekten çok hoşuma gitmişti. "Ben müsaadenizle lavaboya gideyim," dedim. İpek Hanım da "ben size göstereyim, buyurun," diye ayağa kalktı. Tabii bir şey diyemedim. O önden ben arkadan takip etmeye başladım. Bir an durdu ve "sizin bir konuda fikrinizi alsam, hazır eşim de burada yokken," dedi. Bir an afalladım. "Buyurun," dedim. Bu akşam benim için özel bir gece. Ben de karar veremedim. Acaba hangi iç çamaşırını giysem diye sordu. "Sizin fikrinizi merak ediyorum. Sizin seçiminize göre eşime sürpriz yapacağım," dedi. Ve yatak odasına girip iki tane iç çamaşırı gösterdi bana. Sanki dilim tutulmuş gibiydi. Havaya kaldırarak "hangisi?" dedi. Ben de sağdakini işaret ettim. "Teşekkür ederim," dedi ve "lavabo burası," diyerek hızlıca çıkıp içeri gitti. 5 dakika boyunca kendime gelemedim. Bu neydi şimdi diye düşünmekten. İçeri girdiğimde muhabbete kaldığımız yerden devam ettik.
Gece bir oldu. Biz artık kalkalım dedim. Çok ısrar ettiler oturun diye ama kalmadık ve kalktık. Eve girince eşime ne düşünüyorsun diye sorduğumda çok neşeli ve kibar insanlar dedi. Ayrıca ikisi de çok zarif diye ekledi. 2 gün sonra eşim sabah çıktıktan 5 dakika sonra kapım çalındı. Herhalde eşim bir şey unuttu diye düşündüm. Ama gelen İpek Hanım'dı. Kapıyı açarken daha içeriye muazzam bir parfüm kokusu yayıldı. Günaydın, bugün işe gitmedim. Sabah kahvesi içeriz komşumla diye düşündüm dedi. Üzerinde kırmızı bir sabahlık, içinde ise beyaz bir gecelik vardı. O kıyafetle kapının önünde biri görse yandık diye düşünürken buyurun dedim hemen. Sabah sabah yalnız kahve içmek yerine yakışıklı komşumla içmeyi tercih ettim dedi. Ben de iyi yapmışsınız dedim. Eşiniz çıktı mı diye sordum. O da yok, evde daha uyanmadı. Akşama doğru anca uyanır, sabaha karşı yattı dedi. Of, sizin ev çok sıcakmış diyerek sabahlığını çıkarıp sadece gecelikle kaldı. Gecelik zaten 2 karış bir şeydi. İçine de sütyen giymediğini fark ettim. Kahveleri yapıp buyurun dediğimde alırken elime anlamlı bir şekilde dokunarak aldı. Geçen akşamki çamaşır tavsiyenizi dinledim. Eşim çok memnun kaldı. Çok hoşuna gitti dedi. Sevindim dedim ben de. Sizin böyle zevkleriniz var mı diye sordu. Ben de evet, beni de etkiler bu şekilde kıyafetler dedim. Çok heyecanlanmıştım. Balkona oturalım mı dedi. Olur tabii dedim. Balkona çıkınca aa ne güzel bir salıncak dedi. Bizim balkondaki salıncağı işaret ederek ve hemen oturdu. Yavaşça sallanmaya başladı. Ve o an fark ettim ki altında iç çamaşırı yoktu. Gördüğümü bilerek bacaklarını açıyordu. Sonra ayağa kalkarak mutfağa girdi. Arkasından sessizce giderek sarıldım hiç konuşmadan. Birden bana dönerek ne yapıyorsun sen? Ne sandın sen beni diyerek evden çıkıp gitti. Donup kalmıştım tekrar. Birkaç gün sonra tekrar kapım çaldı. Yine İpek Hanım'dı. Günaydın dedi. Ben de günaydın dedim. Bana kahve içmeye gelsene dedi. Sana göstermek istediğim şeyler var dedi. Tamam dedim. Ve evine girdiğimde ooo komşum hoş geldin diye kocası çıktı karşıma bir an. Oturduk balkonda kahve içtik. Kocasına çaktırmadan yine bir sürü hareket yapıp beni çıldırttı. Fakat bir türlü icraata geçemedik. Sonra telefonunu aldım. 1-2 kere kahveye davet ettim ama gelmedi. Kocası evdeyken beni kahveye çağırıyor. Gittiğimde üzerindeki kıyafetler başkasının yanında giyilecek kıyafetler değil. Kocası da bir şey demiyor. Ama icraata geçelim deyince bir şekilde sıyrılıyor. Ne hayır diyor ne de evet diyor. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Ama kendime hakim olamıyorum. Lütfen bana bir yol gösterin. Amacı ne olabilir sizce? Ne yapmaya çalışıyor? Evet değerli dinleyenler, bugünkü itirafımızın da sonuna geldik. Sizin bu hikaye hakkındaki, bu itiraf hakkındaki düşünce ve yorumlarınızı inanın ben de çok merak ediyorum. İtirafı yollayan izleyicimiz gibi. Lütfen hikayelerimizin altına yorum yapmaya çekinmeyin. Siz de fikirlerinizi beyan edin. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.